212 Fotoğrafı İstanbul 4. edisyonunda nasıl bir etkinlik? 212 Fotoğrafı İstanbul bu sene oldukça kapsamlı ve güçlü bir programla seyircileriyle buluşuyor. Sergilerin yanı sıra atölye, söyleşiler, sanatçı buluşmaları, online çevrim içi diyebileceğimiz film gösterimlerimiz mevcut. Oldukça kapsamlı bir program. Dördüncü edisyonda sergi programına alternatif olarak neler var? Biraz bahsettiniz ama daha detaylı açar mısınız? Aslında 212 Fotoğrafı İstanbul'un sergilerin yanı sıra her sene yaptığı atölyeler ve söyleşiler programı mevcut. Film gösterimleri de aynı şekilde. Bu sene birazcık daha farklı disiplinleri, kreatif alanlarda bizim yer vermek istediğimiz program içeriklerini dahil etmeye çalıştık. Bunların içinde dans, performans ve tabii ki konserler, müzik var. Onları da bu sene programda görebilecekler. İkizonik Fotoğrafı İstanbul'un programının aslında şehri festivali olmakla ilgili bir hedefi var. Bu hedefe de her yıl daha çok yaklaşıyoruz. Bu sene dediğiniz gibi farklı disiplinleri de katarak oldukça kapsamlı, zengin bir içerik yarattık. Katılımcılar da bunların hepsini 11 Ekim'e kadar çok rahatlıkla izleyip görebilecekler. Birçok özel sergi de var. Bunlardan da bahseder misiniz? Ne gibi sergiler, içerikleri neler? Aslında çok fazla mekanımız var. Bu sene 7 mekandayız İstanbul'da. Hem Avrupa yakası hem de Anadolu yakası olmak üzere toplam 7 mekanda sergileri izleyebilecek festival takipçileri. Bunların arasında geçen seneden beri bizimle yan yana yürüyen ve bize destek veren Borusan Çağdaş Sanat tarafı var. Onların koleksiyonundan derlenen Leyla Ünsal'ın küratörlüğünü yaptığı çok özel bir sergi Akaretler Sıra Evlerinde görebilirler. Aynı şekilde Kalyon Kültür'de de Irmak ve Ceren Artman'ın küratörlüğünde yapılan bir yeni medya sergisi var. Onu da aynı şekilde görebilirler. Pek çok serginin kendi içinde çok özel anlatımları var. Mutlaka bu 7 mekanı ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Hangi sanatçılar yer alıyor 212 Fotoğrafı İstanbul'da? Çok fazla uluslararası ve ülkemizden isim bu sene yer alıyor festivalde. Borusan Çağdaş Sanat koleksiyonundaki isimleri bir yana koyarsak orada çok güçlü isimler de görecekler izleyiciler ve festival takipçileri. Bunun yanı sıra Levon Biss, Helena Blomqvist, aynı zamanda Tim Frak ve daha Scarlett Hooft, Groveland gibi çok önemli fotoğrafçıları görebilecekler. Hatta buraya gelen fotoğrafçılarımızdan Scarlett şu anda Pamukkale'de. Özellikle bir çekim yapmak için Pamukkale'yi seçti. İlerleyen günlerde onun fotoğraflarını da belki de göreceğiz.